Peki dün akşam e, Meral Akşener, e, televizyon bir televizyon programında konuştu. E, önemli açıklamalarda e, pek de bulunmadı aslında. E, biraz ailesinden çok fazla bahsetti. Tayyip Bey'i çok övdü ara ara. Ben dikkatli dinledim ne söyleyecek diye. HDP meselesi önemliydi belki. E, CHP HDP ile görüşebilir ama bize getiremez dedi. E, yani burada da herhalde kapıyı kapatmış oldu ama yarın bir gün CHP'nin HDP ile ilgili bir Tasarrufu olursa İyi Parti ne yapar? Öncelikli olarak e, bu e, altılı masanın son toplantısı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının artık kesinleştiği toplantının ardından hatırlayalım. Saadet Partisi'nin önüne kürsü kuruldu. Temel Karamollaoğlu ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaptı. O konuşmalar yapılırken, Meral Akşener'in yüz ifadesi çok tartışma konusu olmuştu. İşte gergin, sinirli, mutsuz bir ifadesi vardı. Meral Akşener'e bu soruldu. İşte şu an itibariyle de arkadaşlarımız ekrana getirdiler. O Meral Akşener'in yüz ifadesi böyle gergin, huzursuz, mutsuz bir ifadeydi. Meral Akşener'e bu soruldu. Aslına bakılırsa dedi ben mutsuz değildim dedi. Çok yorgundum. Bir gece önce de uyumadım dedi. O müzakereler devam ediyordu. Bir de yüzüme tuhaf bir ışık vuruyordu. Ondan kaynaklanmış olabilir dedi. O iz ifadesinde bu şekilde açıklamış oldu. senin de vurguladığın gibi HDP konusunda tavrı net Meral Akşener'in. Daha önce de işte biz HDP'nin olduğu masada olmayız, oturmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olamaz demişti. Dolayısıyla HDP'nin CHP ile görüşebileceğini ancak kendilerini getiremeyeceğini söyledi. Ancak HDP'den de bir çağrı var. Ee, Mithat Sancar, eş genel başkan dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na gelin görüşelim, konuşalım. Aynı e, çağrı Pervin Buldan'dan da geldi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte HDP ile CHP arasında bir temas olacak. O temastan nasıl bir sonuç çıkacak? Daha önce HDP Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu aday olursa biz aday göstermeyebiliriz demişti. O tavrını sürdürecek mi? Sürdürürse neyin karşılığında sürdürecek? Daha önce CHP kurmaylarından bazı açıklamalar gelmişti. Mesela Gürsel Tekin HDP'ye 2-3 bakanlık verilebilir demişti. Benzer açıklama Dursun Çiçekten de gelmişti. Gerçekten HDP'nin aday çıkartmaması karşılığında bir bakanlık verilmesi söz konusu olacak mı? Bir müzakere ya da pazarlık gerçekleşecek mi? Bu olursa İyi Parti nasıl tavır takınacak? Çünkü e, dünkü açıklamada Meral Akşener dedi ki ben de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım dedi. Şimdi aynı kabinede HDP'li bakan olmasına Meral, Meral Akşener onay verecek mi? İçine sinecek mi? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Onu, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öte yandan e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gizli kapaklı görüştüğü iddialarını da yalanladı. AK Parti'nin kurucuları arasında olduğunu ifade etti. Zaten böyle bir şey olsa bunu da saklamayız. Görüştüğümüzü ilan ederiz dedi. Öte yandan Muharrem İnce'ye yönelik de yine bazı açıklamaları vardı. Şimdi Muharrem İnce ne yapacak? Bağımsız Cumhurbaşkanı aday olmayı adayı olmaz olmayı mı deneyecek yoksa şu anki ittifaka mı destek verecek? Meral Akşener'in bayağı ılımlı mesajları vardı. Bir ve beraber yol yürümeyi isterim dedi Muharrem İnce ile. 2018'de birbirlerine rakiptiler birbirimizi hiç kırmadık dedi e, Muharrem İnce'den de bir açıklama geldi Muharrem İnce de diyor ki içinden çıktığım partiyle görüşmeme gibi bir durum söz konusu olmaz diyor öte yandan e, Muharrem İnce'nin de Zafer Partisi ile bir ittifak kurma girişimi vardı o ittifak dağıldı. Dolayısıyla Muharrem İnce de o ittifakta yer almayacak. Şu an itibariyle Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme yapması da belki önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz diyor Halil İbrahim sofrasını genişleteceğiz diyor. Bu masada, bu sofrada ne kadar çok kişi yer alırsa o kadar iyi olur diyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim stratejisini, ve o e, sofrayı genişletmeye yönelik hamlelerini görebiliriz